Merhaba arkadaşlar, Usta Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün patlıcandan öyle bir kebap yapacağız ki siz bile şaşıracaksınız. Çok değişik şekilde güzel bir kebap yapacağız. Patlıcanı şaha kaldıracağız. Haydi başlayalım. Bu iş için öncelikle patlıcanlarımızı şöyle alıp keselim. Kesme önemli. Burayı dikkatlice seyredin. Bakın, önce patlıcanımı şöyle, şu salçamı şuradan kaldırayım. Patlıcanı şöyle ikiye böleceğim. Tam ikiye böleceğim bak. Patlıcanımızı gördüğünüz gibi ikiye böldük. Şimdi yanına şöyle bir yükselti koyacağım. Bakın şöyle dilimler ayıracağım. Yükseltim kadar dilimler yapacağım. Dilim dilim yapacağım. Aralarını yaptığım kıymalı harcı ile dolduracağım. Yani akordeon şekline gelecek en son şekilde. Bakın şöyle dilimliyorum. Güzel güzel. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. İsterseniz çapraz dilimler yapın. Siz nasıl isterseniz öyle olur. Şimdi size gösteriyorum. Şu şekilde dilimlerimiz olacak. Ve bu şekilde içine kıymayı dolduracağız. Ve fırınımıza atacağız. Evet, böyle 3 parça şeklinde patlıcanlarımı güzelce dilimledim. Akordeon şeklini verdim. Şimdi bunları biraz suya atalım. Şu suda biraz böyle acısı gitsin. Üstüne bir tane küçük tabak atın. Küçük tabak da atabilirsiniz. İçine iyice baskı yapsın. Şu şekilde beklesinler. Biz bu arada soğanımızı biberlerimiz keselim. Yani iç harcımızı hazırlayalım. Evet, şimdi bir tane soğanımızı doğruyoruz. İnce yemeklik doğrayacağız. Bakın ben dip kısmını bıraktım dağılmasın diye. Önce şöyle ince ince şöyle dişler açıyorum. Sonra ortadan şöyle bir ayırma yapıyorum. Biraz ince keseceğim için. Ve şöyle dilimliyorum. Yani kesiyorum diye. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Küçük olsun yeterli. Bakın şu şekilde fırınakla kesebilirsiniz. Sonra yatırıp şöyle. Tabi soğanınız da güzel olması önemli. Soğan güzel olmadığı zaman kesmesi çok zor olur. Evet. Şimdi ne yapalım? Bunları şöyle yerine alalım. Şimdi şöyle 2 diş sarımsağım olacak. Bakmayın şu 3-4 diş var ama bir sarımsak bile etmiyor. Ben 2 diş bedel olarak kesiyorum. Şöyle sarımsaklarımı da inceltiyorum. Gördüğünüz gibi incecik kestim sarımsakları da. Şimdi şöyle bir yeşil bir de kırmızı biberim var. Bunları küçük küçük keseceğim. Ben içerisine kırmızı biberle yeşil biber ekleyeceğim. Tadı gerçekten bunlarla çok güzel oluyor. Birer tane ekleyeceğim, çok fazla değil. İnce ince doğruyoruz. Önce şöyle uzunlamasını kesiyorum. Daha sonra şöyle. Evet. Biberlerimizi de şöyle karışımımıza, iç harcımıza ekliyoruz. Şimdi içerisine bir kaşık şöyle ben biber salçası ekliyorum. Domates salçası varsa, domates salçası olur, biber salçası varsa tadı daha güzel olacaktır. Şöyle bir çay kaşığı az karabiber, hatta bir çay kaşığı ekledim. Yeterli olacaktır. Ben içerisine şöyle yarım çay kaşığı kadar kek atıyorum. Yine bir çay kaşığı kimyon. Etim var, kimyon eti sever. Şöyle bir çay kaşığı kadardan biraz fazla, yani bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da pul bırakıyorum. Evet, içerisine son aşamada çok az bir sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Yani çeyrek çay bardağı kadar olsa yeterli olacaktır. Ve güzelce karıştırıyorum. Şöyle güzelce yani şu şekilde patlıcanlarımı aldım. Şöyle ikiye böldüm. Bakın şöyle içerisine dolduruyorum. Çok acımayın, malzememiz var. İçerisini güzel güzel doldurun. Bir boş bir dolu da yapabilirsiniz. Doluluğuna göre hareket ederiz. Evet, şöyle bıçağımla da şöyle sıyırabilirim. Gördüğünüz gibi siz de bu şekilde doldurup bu hocama dizebilirsiniz. Evet, patlıcanlarımı gördüğünüz gibi kıymalarımla buluşturdum. Güzel güzel kestiğim yerlere kıymalarımı, yani iç harcımı yerleştirdim. Tam 1,5 patlıcan kullandım. 1,5 patlıcandan 3 kişi tıka basa doyacağız inşallah. Yalnız ben iç malzememi bu 1,5 patlıcana göre yaptım. 100 gram kıyma, 1 soğan, 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber ve baharatlar kullandım. Kıymanızı 100 gramdan ayarlayabilirsiniz. Tabii çoğaltmak için çarparak çoğaltabilirsiniz. 1 bardak su ve
bir kaşık biber salçasını, bir tat kaşığı biber salçasını güzelce şöyle karıştırdım ve açtım. Yani iyice su kıvamında olsun ki rahat döküyorsun ve daha sonra buharlaştığı zaman da kötü durmasın. Evet, şöyle içerisine döküyorum. Üstünden doğru. Evet, patlıcanlarım hazırdır. 200 derecelik fırında, sıcak fırında, alt üst açık, fan açık şekilde fırınlıyorum. Ve sunumumuzu yapıyoruz, afiyetle yiyoruz. Haydi bakalım. Şöyle tabağımızı alıyoruz. Oo, gerçekten güzel olmuş. Şöyle bir tane şöyle tabağımızı alalım. Bir tadına bakalım nasıl olmuş. Şöyle üstüne biraz suyundan da alalım, yağından. Maşallah. Çok güzel oldu. Şöyle bir parça kestim. Gördüğünüz gibi süper olmuş. Tam istediğim gibi. Şimdiden herkes ellerine sağlık. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.